Merhaba sevgili arkadaşlarım. 10. sınıf ve TYT hazırlık konu anlatımlarımıza son sürat devam ediyoruz. 13. dersimizdeyiz. Gram-AKB ilişkisi sevgili canlar. Gram-AKB ilişkisinde soru çözümünde kalmıştık sevgili arkadaşlarım. Birinci sorumuz. 5 tane C2H6 molekülü kaç gramdır? Arkadaşlarım, mol bağıntımız neydi? N eşittir M bölü M. Kütleyi çektiğimiz zaman mol çarpı mol kütlesi olurdu. Hemen C2H6'nın M'asını hesaplayalım arkadaşlarım. 2 karbon 2 çarpı 12'den 6 da hidrojenimiz var. 6 çarpı 1'den ne yapar? 30. Arkadaşlar biz ne demiştik? Eğer tane verilmişse 5 çarpı MA yerine biz ne yazacağız arkadaşlarım? Hemen MA'sını yazdık. 30. Çıkan değerimiz ne yaptı? 150. Buradan tane verildiğinde kütle birimi olarak ne alacağız? AKB alacağız. Ne yaptı? 150 AKB. Arkadaşlarım AKB'miz neydi? 1 bölü NA gramdı. O zaman kütleyi çekecek olursak 150 bölü NA gram eder ki doğru cevabım Ceyhan olur. Arkadaşlarım gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda ne demişiz? 2 tane H2S molekülü. H2S'in MA'sını hesaplayalım. 2 hidrojen 2, 32 de S'den geldi, MA'mız 34 yaptı. Kütleyi hesaplarken 2 tane 2 çarpı H2S'in MA'sı 34. Çarptığımız zaman ne oldu arkadaşlarım? 68 tane verilince kütle birimi nedir? AKB. AKB'yi grama çevirirken ne yapıyoruz? 1 bölü NA gramı yazdığımız zaman buradan emimiz ne olur? 68 bölü NA gram olur ki doğru cevabım Adana olur. Arkadaşlarım 3. sorumuzdayız. 6 tane oksijen atomu içeren demiş. Bakınız CO2 molekülünde kaç tane oksijen atomu var? 2. Hangi sayıyla çarpsak 2'yi 6 tane oksijen atomunu verir? 3 ile. O zaman bizim sorumuz 3 tane CO2 molekülü eder. 3 tane CO2 molekülünde 6 tane oksijen atomu var. Biz CO2'nin MA'sını hesaplayalım. 1 tane C12, 2 de oksijen var. 2 çarpı 16'dan 44 eder. Arkadaşlar kütleyi hesaplarken kaç tane? 3 tane. 3 çarpı MA'mız kaç? 44. Çarptığımız zaman 132. Demiştik ki tane verilirse kütle birimini ne alacağız? AKB. Bizden cinsini gram olarak istiyor. AKB yerine 1 bölü NA gramı yazarsak buradan kütlemiz ne yapar? 132 bölü NA gram yapar ki doğru cevabım Bursa olur. Arkadaşlar geldik 4. sorumuza. 10 tane atom içeren CH4'te kaç atom var? 5. 10 atom olabilmesi için molekül kaç olmalı? 2 tane. O zaman 2 tane CH4 molekülü kaç gramdır diyor. CH4'ün MA'sını hesaplayalım. 1 tane C var, 12. 4 de hidrojen var, 4 çarpı 1'den 16. Kütleyi hesaplarken 2 tane 2 çarpı MA'mız kaç? 16. Çarptık ne yaptı? 32. Tane verilince kütle birimini ne alacaktık? AKB. 32 AKB. AKB yerine de 1 bölü NA gramı yazarsak 32 bölü NA gram yapar ki doğru cevabım Deniz doğru. Arkadaşlarım geldik 5. sorumuza. 2 mol N2O5 molekülü kaç AKB'dir demişiz. N2O5'in MA'sını hesaplayalım. 2 tane N2 çarpı 14. 5 de oksijenim var. 5 çarpı 16'dan 108 yapar. Kütleyi hesaplarken 2 mol 2 çarpı MA'mız kaç? 108. Buradan biz bu işlemi yaparsak
kütlemiz ne yaptı? 216 mol verilince kütle birimini ne alacaktık? Gram alacaktık. 216 gram. Ama arkadaşlarım birimini AKB istiyor. Gram yerine AKB'ye dönüştürürken ne yapıyorduk? NaAKB. Çünkü 1 gramımız NaAKB idi. O zaman arkadaşlarım ne yapar? 216 çarpı NaAKB yapar ki doğru cevabım Edirne olur. Arkadaşlar gelelim 6. sorumuza. 5 tane NH3 molekülü kaç AKB'dir? NH3'ün emasını hesaplayalım. 1 tane N14, 3 de H, 3 çarpı 1'den 17. Kütleyi hesaplarken 5 tane 5 çarpı MA 17 kaç edecektir? 85. Tane verilince kütle birimi nedir? AKB. O zaman 85 AKB ile doğru cevabım Adana olur. Arkadaşlarım 7. sorudayız. Avogadro sayısı kadar atom, yani 1 mol atom. SO3'te kaç atom var? 4. Bileşik eğer 1 bölü 4 mol olursa biz bileşikteki 4 atomla 1 bölü 4'ü çarptığımız zaman 1 mol atom eder ki o zaman bileşiğin 1 bölü 4 moldur. Diyor ki molekülü kaç AKB'dir? Kütleyi hesaplarken kaç mol? 1 bölü 4 mol çarpı SO3'ün emasını hesaplayalım. 1 tane SO32, 3 de o 3 çarpı 16'dan 80 yaptı. 1 bölü 4 çarpı 80'den ne yapacaktır arkadaşlar? 20 mol olduğu için kütle birimi nedir? Gram. Ama bizden kütle birimini AKB istiyor. Grama dönüştürürken 20 çarpı NaAKB eder sonucumuz. O zaman arkadaşlar doğru cevap Bursa oldu. Arkadaşlarım gelelim 8. soruya. 8 tane hidrojen atomu içeren C2H4 molekülü. Bakın C2H4 molekülünde kaç tane hidrojen var? 4. Hangi sayıyla çarpımı 8'i verir? 2. O zaman molekülümüz 2 tanedir. 2 tane C2H4 molekülünde arkadaşlar 8 tane hidrojen atomu vardır. C2H4'ün emasını hesaplayacak olursak 2 karbon, 2 çarpı 12, 4 de hidrojen, 4 çarpı 1'den ne yapar? Emamız 28. Hemen kütleyi hesaplayalım. Kaç tane? 2 çarpı emamız kaç? 28. Çarptık ne yaptı? 56. Tane verilince kütle birimi nedir? AKB. Bizden zaten AKB cinsinden istiyor. O zaman 56 AKB ile doğru cevabımız B olur arkadaşlarım. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın, iyi günler, hoşça kalın.